Ben şimdi teyzeme ne söyleyeceğim? Ne hususta? Nişan. Feride, hakikati söyleyebilirsin. Benim için bir sorun yok. Şu hale bak, biz nelerle uğraşır olduk. Kamran. Ben mektebe döneyim. İşte ben de bundan korkuyordum Feride. Benden kaçmandan. Birbirimizin yüzüne bakamayacak olmaktan. Ben bu yüzden Madrid'e gidiyordum. Ama o zaman farklıydı. Gelememiştim. Sen de maşallah bu kızın başına bir şey geldi mi diye merak etmeden, mektebe gelmeye bile tenezzül etmeden öylece almıştın Madrid'e biletini. Bana hayır demenden korkuyordum. Seninle yüzleşecek cesaretim yoktu. Bir de gururum. Gururuma yediremiyordum seninle karşılaşmayı Feride. Ama bak, şu anda senin karşındayım. Dokunuyor mu gururuma? Dokunuyor. Kırgın mıyım? Kırgınım. Sinirli miyim? Hem de nasıl? Ama en çok kanıma ne dokunuyor biliyor musun? Sen artık benim sevgilim değilsin. Biz seninle her şey olabiliriz. Ama eskisi gibi olabilir miyiz? Hiç bilmiyorum. Canın sağ olsun Feride. Canın sağ olsun. Feride. Canım, biz de sana geliyorduk. Ah. Çok şükür, geçmiş olsun. Sağ ol Müjgan abla. Tut şunu, tut. Kuzum. Daha geçim, inatçı kızım. Gel, gel. Gel. Gel yavrum. Teyze, ben nişan için... Lüzumu yok. Konuşmayalım o meseleyi. Sen de üzülme, biz de üzülmeyelim. Çok kızdın mı bana? Yok. Keşke istemediğini evvelden söyleseydin. Neyse, olacağı varmış, oldu. Aslında tam da öyle değil. Yok. Sen şimdi düşünüp daha fazla üzülme. Hasta oldun zaten. Aman, Cameron'a kız mı yok? Hadi, gel şöyle uzan. Hı? Kahvaltıya kadar dinlen çocuğum. Hadi teyzeciğim. Teyzemle eniştem de bir karar aldılar. Seni istemediğin bir şeyi yapmaya mecbur bıraktıklarını düşünüyorlar. Hatta bu yüzden de çok üzgünler. Neyse kurtuldun. Bundan sonra katiyen Kamran'la ikinizin evliliğiymiş, şu suymuş, bu suymuş.
Latife konusu dahi edilmeyecek. Ben mi suçlu oldum yani? Ha, Kamran ihanet etmiş olabileceği kimsenin aklına gelmiyor mu? Herkes gayet emin. Sorun senin ona inanmıyor olman. Sorun senin nişan hazırlıkları başlamışken kaçıp gitmiş olman Feride. E haklılar bir yerde. Ne âlâ memleket. Müjgan abla, sen benim yerimde olsan benim gibi düşünmez miydin? Bir gün öncesinde orada olduğunu öğreniyorsun. Ertesi gün yakasında öpücük izleri görüyorsun. Bilemiyorum ki Feride. Sana da hak veriyorum aslında ama öte yandan Kamran da haklı. Aslında inanırsın ya da inanmazsın. Mevzu bu kadar sade. Sen inanmamayı tercih etmişsin. Öyle hissettim. Ama şimdi dünkü kadar emin değilim. Kalbin ne diyor? Kalbim Kamran'a inanmam gerektiğini söylüyor. O zaman ne duruyorsun? Emin olamıyorum. O yüzden buradayım ya. Yoksa yüzüne bile bakmazdım. Neyse. Ben bir teyzeme bakayım. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Yok Müjgan abla, sağ ol. Feride, tayın pekmez diye kızım kan yapar. Çok güzelmiş. Nedim Ali Efendi'nin kızını gördün mü Seyfettin Bey dün? Pek de güzel serpilmiş, pek güzel olmuş maşallah. Nasıl görgülü, nasıl bilgili. Dün biraz sohbet ettim. Nasıl hanım, nasıl oturaklı. Kamran, sizin dergiyi de okuyormuş. Hatta bana sordu. Kamran'ın birkaç haftadır yazısı çıkmıyor diye. Senin köşene mektup yolluyormuş. Adı ne peki? Seda. Hoş bir Seda adı gibi maşallah. Senin de büyük hayranın. Seda. Hiç tanıdık gelmedi. Gelir gelir. Tanışacaksınız inşallah. Niye? Ben kızı çok beğendim oğlum. Yani bu kadar heves ettim düğününü yapmaya, hazırlık yaptım. Şevke geldim. İnşallah Allah Seda'yı. Anne sen ne saçmalıyorsun? Sen düğün nişan istiyorsun diye. Çocuk oyuncağı mı bu işler? Oldu paşam. Dün çocuk oyuncağını çevirdiniz. Baba, Allah aşkına annem ne söylüyor? Vallahi ben annene bir şey diyemem evlat. Kadın haklı neticede. Seni de hayretle izliyorum şu anda baba. Vallahi neyle izlersen izle iki gözüm. Senin de zamanın geldi geçiyor. Biz de mürüvvetini görmek istiyoruz ya. Bir ayağımız çukurda. Hem ben Seda'yı gördüm. Pek güzel, pek hoş bir kız. Feride'nin kısmetine engel olmamak için önce senin baş göz olman lazım. La havle ve la kuvvete. Afiyet olsun aslanım benim. Thank you.
Yürü oğlum, yürü. Gel. Gel. Bak neresel çocuğum. Hatırlarsın. Kamran. Hekim olsun. Aa! Sidikli nevesler. Ne haber? İyi misin? Maşallah. Otur anne, otur. Sen zahmet etmemişken teyzeciğim, ben ikram ederim. Duydun mu bana teyze dedi? Mersin'le Tafet. Kaç yaşındasın? 17. Yuh! Ben de 12. İnsanın bu kadar ruhuna işleyen, bu kadar anlamlı sözleri nereden buluyorsunuz bilmiyorum ama onların hepsi benim. Nasıl? Beni anlatıyor. Sanki hep beni yazmışsınız gibi. Mesela şu. Ben. Bak, bu çok güzel. Evet. Mesela. Şu. Ben. Tıpkı ben. Çok acayip yazmışım. Yani her şey var. Şunlar da çok iyi. Evet. Zülcihan, aferin yavrucuğum. Çok zor bir model. Bak Kamran, bak. Ne ince işçilik evladım. Harikulade. Bunu yapan eller, ne maharetli eller. Gelecek nesiller, bu dandil yapan ev kızı kör oldu diye sergilecekler inşallah. Hocam, hekimliğe dönünce bizi bırakacak mısınız? Ümit ediyorum öyle olacak. Aşk olsun, bizi bırakmaya bu kadar hevesli misiniz? Siz merak etmeyin, ben sık sık gelirim. Gerçekten mi? Gerçekten öyle. Monsieur Kamran. Bize verdiğiniz ödev acaba şu muydu? Ne ödevi? Sıntır sistemi. Pardon, sinir sistemi. Ben ödev verdiğimi hatırlamıyorum. Evet, vermedin çünkü. Sen neden geldin peki oradan? Bakıyorum hiç vakit kaybetmiyorsun. Neye vakit kaybetmiyorum?
kızlarla yakın ilişki tesis etmeye. Ben bekar bir adamım. İstediğimi yapmakta özgürüm. Tabii. Özgürsün tabii. Bana ne? Yani ben senin için söylüyorum. Yoksa beni ne ilgilendirir? Yalnız hatırlatmak isterim ki... bir muallimin talebeleriyle flört etmesi ne derece doğru karşılanır bilemiyorum. Saygısızlaşma Feride. Ben kimseyle flört etmedim. Dışarıdan öyle görünmüyor ama. Nasıl görünüyorsa görünsün. Geçen hafta da seninle sevgiliydim. O zaman nasıl görünüyordu? Aynı şey değil. Aynı şey. Aynı şey değil. Beni seviyorsun. Feride Hanım. Ne kadar eminsiniz kendinizden. Beni sevmiyor musun? Sevmiyor musun? Seni sevmiyorum. Yorgunum, hayır. Şşş, tamam, tamam. Senin ne işin var bu saatte?
Bugün beni sevmediğini söyledin. Evet. Doğru mu söylüyordun? Seni sevmiyorum. Bak Kamran. Bu dediğin iki oldu. Çetelesini tutmuyorum. İstersen 40 defa söylerim. Bir şey 40 defa söylersen olur. Olduralım mı? Ne dersin? Sen saymak ister misin? Peki. Seni sevmiyorum. Üç. Seni sevmiyorum. Dört. Seni sevmiyorum. 16. Seni sevmiyorum. 17. Seni sevmiyorum. 38. Seni sevmiyorum. 39. Mecburiyetindesin. Feride. Nereye? Mektebe. Gitme. Burada kal, birlikte uyuyalım. Zaten sabah oldu. Gitmem lazım. İmtihanım var benim. Hoş. Sen de imtihansın ama. Diyene de bak. Feride gitme. Rüyada olmadığımıza inanmam lazım. Değildi. Vallahi rüya değildi. Biz az evvel. Biz az evvel. Utandırma sana beni. Seni utandırmak için yapmıyorum. Hı. Ne oldu az evvel? Bir şey mi oldu? Oldu. Vallahi hem de çok fena bir şey oldu. Deme, ne oldu? İşte ben seni. Evet, sen beni. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Demek rüyaydı. Vallahi işime gelir. Yoksa seni almak zorunda kalacaktım. Hiç de bile değildi. Rüya değildi. Vallahi gerçekti. Olur mu öyle şey? Sen de hatırlamıyorsun, ben de hatırlamıyorum. Rüyaydı Feride, kabul et, rica ederim. Değildi, vallahi değildi. Ben seni az evvel... Duyamıyorum. Duyamıyorum. Şuraya doğru söyle. Sındır. Rüya. Feride'm. Bir daha beni hiç bırakma, olur mu? Bir daha hiç. Seni çok seviyorum. Ben seni daha çok. Beni bekle. Tıraş olup geleyim, seni mektebe bırakayım. Yok. Yok Kamran, lüzum yok. Hem ben şimdi az görmeyeyim senin suratını. Hayda. Buyur, buradan yak. Ama Kamran, çok mahcubum zaten sana karşı. Tabii ki mahcup olacaksın. Gece yarısı odama girdin, beni öptün. Bu yüzden gelmeni istemiyorum ya. Bekle, hemen geliyorum.
Eğer bir yerde atmaya başlayan bir kalp varsa, karşısında mutlaka bir de yansıması vardır. Çünkü her aşk karşılıklıdır.